Lezzete dair kanalımın bugünkü tarifi incir reçeli. Farklı bir teknikle hazırlıyoruz. Sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. 2 kilo toz şekerimi tencereme alıyorum. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip karıştırıyoruz. Şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Şeker eridikten sonra ocağımızı iyice kısıyoruz. Kısık ateşte şerbetimiz kaynarken biz de incirlerimizi hazırlıyoruz. İncirleriniz ufaksa bütün olarak da ekleyebilirsiniz veya benim gibi bu şekilde dilimleyebilirsiniz. Kesinlikle içerisinde şekli bozulmadan reçeliniz hazır oluyor. Bu teknik anne tekniğidir. Siz de mutlaka benim gibi daha önceden şerbetinizi kaynatırsanız fazla karıştırmanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde incirlerimi tamamlıyorum. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Videoda da gördüğünüz gibi şekerde bekleme, ertesi sabah yapma gibi bir tarifimiz yok. Çok pratik. Hemen hazırlıyoruz. Evet, hazırladığımız incirleri şerbetin üzerine ekliyoruz ve hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Bu şekilde bekliyoruz. Birazdan sulanıp reçelinizin kaynadığını göreceksiniz. Orta ateşte reçelimizi kaynatıyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz. Ben 1 saat kadar reçelimi kaynattım. 1 saatin sonunda kıvamı bu şekilde koyulaşmış ve bu esnada 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyoruz veya birkaç tane limon tuzu. O kısmı çekmemişim. Kıvamına bakmak için 1 yemek kaşığı kadar reçelin suyundan buzlukta beklettim ve kıvamı gördüğünüz gibi gayet iyi. Benim için yeterli. Siz daha eğer koyu olmasını istiyorsanız daha da kaynatabilirsiniz. Kaynadıkça koyulaşacaktır. Reçelimizi bu şekilde kaynar kaynar doldururup ve sıfır kapakla kapatırsanız vakumlanıp 2 sene boyunca saklayabilirsiniz. Veya hemen tüketecekseniz de normal kaplara koyup buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Ben kış için hazırladım ve birazını tabağa alıp sizlere kıvamını gösteriyorum. Gerçekten şahane bir tarif oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.